Her şey ailede başlıyor aslında. Aile, nikah mevzu Allah'ın kitabında ve enkihul eyyame minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum yekunu fukara dediğinde Allah evlendirin diyor içinizdeki bekarları. Elinizin altındaki garipleri, köleleri, evlenmek isteyenleri yani yardım edebileceğiniz çevrenizdeki insanları evlenmek isteyenleri evlendirin. Çünkü evlilik insanı zinadan koruyucu bir kalkandır. Her insanın, kardeşlerim, nefsi vardır, kadın olsun, erkek olsun. Dolayısıyla bizi Allah katındaki en çirkin günahlardan olan, her insan hata yapar, en çirkin, sonradan ömür boyu pişman olacağımız kötü işlere nefsin bir anlık azgınlığı düşürebilir. Yani bugüne kadar bana bir şey olmadı, bundan sonra olabilir. Kimin nerede azacağını, nerede sapacağını bilmiyoruz. Hiçbirimizin nefsi garantide değil. Onun için evlilik bir defa kadın olsun, erkek olsun, imanını koruyan, namusunu koruyan bir kalkandır. Aile olmak. Aile olmak ayrıca, kıymetli kardeşlerim, biliyor musunuz? Bir toplum, komşu, akraba olmaya vesiledir. Akraba olmak. Ne oluyor? Emmi oluyor, dayı oluyor. Efendim, geçenlerde havalanında çalışan bir kardeşim dedi ki, hocam bizim işimiz çok yoğun, çok ağır. Bizim arkadaşların hemen hemen çoğu dedi, tek çocuk yapmaya karar verdiler. Ve bir tane çocukları var çoğunun. Zaten bir müddet sonra da insan o tembelliğe alışıyor. Daha 40'ından 50'sinden sonra da çocuk olmuyor. Kimse mesela 45'ine gelmiş bir kadın utanıyor çocuk yapmaya. Dolayısıyla tek çocuk bir adeti var dedi. İslam'da bunun bir sınırı var mı dedi. Biz yani bir Allah bir Müslümana 3 çocuğun olsun, 4 çocuğun olsun diyor mu? Onu demek istedi çocuk. O havalanda çalışan kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim'de aile ve çocukla ilgili ayet var. Diyor ki bak, Cenab-ı Hak Enfal suresi 28. ayet. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi, bu Tahrim suresi 6. Ailenizi ve kendinizi ateşten koruyun ki onun yakacağı insanlar ve taşlardır. Ya eyyühellezine amanu ku enfusekum ve ehlikum nara. Bu Tahrim suresi 6. ayet. Enfal 28'de diyor ki iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihandan başka bir şey değildir. Biz öpüyoruz, seviyoruz, oğlum soyum devam edecek filan diyoruz ya. Bunlar doğru, dünyaya ait şeyler. Ama Allah diyor ki asıl mallar ve evlatlar bir imtihan diyor. Boş bir sayfa veriyor bir çocuk, tertemiz. Sen ne öğretirsen onu öğrenecek, sen ne yaparsan onu yapacak. Yani çocuğu Allah sana boş bir kağıt gibi veriyor. Böyle bir bundan da soracak sonra yazılı imtihanında ne yazdıysanız ona göre not aldığınız gibi. Yani dolayısıyla Allah imtihan olduğunu söylüyor. Yine kardeşlerim Tegabun suresi 15. ayette de doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için büyük bir imtihandır. En büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Yine Hazreti Lut aleyhisselam şöyle dua ediyor. Bir peygamber baba, aile reisi evinin etrafını sarmış kafirler ve onlara zarar verme ihtimali var. Diyor ki Ya Rabbi beni ve ailemi onların yapa geldikleri pis işlerin vebalinden koru ya Rabbi. Şuara suresi 169. Neydi o kardeşlerim? Lut peygamberin en büyük hastalığı erkeğin erkeğe ilgi duyması diyelim hadi en terbiyeli şekliyle. Erkeğin erkekle tatmin olması dedikleri kötü iş, lutilik diye de dilimize yerleşen Hazreti Lut diyor ki beni ve ailemi onların yaptığı bu pis işlerden koru ya Rabbi. Bir peygamber aile sorumluluğunu öğreniyoruz orada. Peygamber ailesini böyle korumaya çalışıyor. Yine mesela
Nisa suresi 35. ayette bir aile içinde anlaşmazlık varsa, kavga, tartışma, hemen mahkemeye göndermiyor. Bak diyor ki Allah, eğer karı koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse Allah karı koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir diyor. Demek ki aile büyüklerine Allah bir sorumluluk veriyor burada. Nisa suresi 35. ayet. Bugün ülkemizde boşanma oranları %22'leri 25'leri aşmış. Çok. Çok fazla. Yazık yani. Bu toplumun yarını yok. Türkiye'nin Çanakkale'yi kazanması filan hikaye. Bu böyle giderse biz Çanakkale'yi çoktan kaybetmiş olacağız. Aileyi kaybettiğiniz anda kardeşlerim bir millet olma şuuru olmaz. Yani her toplum kendi özellikleriyle korunmalı ki yarın bir gün evinize, namusunuza, ailenize, ülkenize saldırıldığında neyle birbirinizi seveceksiniz? Sahip çıkacaksınız. Dolayısıyla Allah diyor ki birer hakem araya girsin iş büyümeden. Yavrum niye tartışıyorsunuz? Kızım söyle bakayım ne? Kocan sana ne yaptı? Dediğim şeyi almadı. Parası yok. Diyelim o erkeğe gidecek. Yavrum sen hanıma niye kötü davrandın? Niye bağırdın? Niye vurdun? Nedir problem? O da diyecek ki beni dinlemiyor, itaat etmiyor. İşte mesela çok bunu da çok duydum. Kadın kendini kocasından kaçırıyor. Bu İslam'da helal olan bir şey değildir. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla aradaki hakemler, aile büyükleri araya girerse iş mahkemeye uzanmasına gerek yok. Mahkemenin hani yüzü soğuktur derler ya, iş mahkemeye intikal ettiği duyulursa bir defa sülaleniz, aileniz, komşularınız o ayrılıyorlarmış, boşanma davası açılmış deyince yarı yarıya boşanmış sayıyorlar zaten. Bu sefer çok özür dilerim kadına da erkeğe de kötü niyetliler bu nasıl olsa boşanma yoluna girmiş. Bunu ben azdırayım diye peşine takılanlar olur. Ama aile büyükleri olayı büyütmeden kendi aralarında bir durun ya. Bir durun. Kızım olmazsa sen bir 10-15 gün babanın evine git. Bir sakinleş. Adam da bir anlasın, hanımın kıymetini anlasın. Bir kadının bir evde fonksiyonu ne? Ben gücüm yetiyor döverim. Böyle bir şey mi var? Bunu bir görsün. Mesela aile büyüklerinden iki taraftan birer merhametli, adil hakem tayin edilirse ben inanıyorum ki şu andaki boşanma sürecine giren birçok insan hatasını anlayıp ya büyütmeye de gerek yokmuş. Bu evliliği sürdürebiliriz noktasına gelebilirler. Her şeyi illa psikologların veya aile iletişim uzmanlarının hep seanslarına giderek de çözülmez. Onların da faydası olur ama asıl aileye düşer. Onun için aile sadece karı koca değildir. İslam'da aile ana, baba, çocuklar, dede, babaanne ailedendir. Niye? Miras hukukunda yerleri var bunların. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ha beraber yaşanması şart değil. Ama mesela bir insan özellikle dikkat etmeli. Kadın olsun, erkek olsun. Hayattaysa babaannesinden, anneannesinden çocuğu sakın mahrum etmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.